Hırsını kum torbasından aldın yine. Ne yapayım? Neyden çıkarayım hırsını? Sen de haklısın. Hadi gel şurada bir yerde oturup bir kahve falan bir şey içelim. Olur. Babam da seninkinden çok farklı sayılmaz. Bizim herhalde dominant adamların çocuklarının kaderi bu. Bizi çocukları gibi değil de daha çok çalışanları gibi görüyorlar. Ya seninki en azından burada yaşamıyor. Yani Ankara'da sen oradan buraya yetişemiyor mu zannediyorsun? Biz iki tane sade fitre kahve rica edebilir miyiz? Aman neyse ya boş ver biz boş verelim değil mi morukları? Oğlum biz genciz, gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz. Hem ne demiş ünlü bir Türk düşünür? Rahman gitsin. Sizin bu Serra'yla dersler nasıl gidiyor? İyi. İyi, güzel. Yani ben Serra'ya tutuldum sanki biraz. Çok cool kız. Çok da güzel. Su alacağım, ister misin? Su? Yok, sağ ol, istemem. Ben bir tane su alabilir miyim? Serra? Serra? Kimler kimler buradaymış? Ne haber? Serra Hanım alışverişte yakalandı, iyi. İyi, abartma istersen. Hadi biz alışverişe çıktık da senin ne işin var burada? Seni takip ediyorum. Sen şaka yapıyorum tabii ki de. Bu arada bırakma. Bunlar bende. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Neler aldınız bakalım? Hayır, önemli değil. Gezerken öyle 3-5 bir şey gördük, dayanamadık kaldık. Çok iyi yapmışsınız. Ne haber? İyi. Selim, değil mi? Hı hı. Selam. Bunlar bende. Memnun oldum. O zaman madem biz böyle denk geldik, bir kahve içeriz artık ha? He, yok ya biz zaten gidiyoruz. Olur aslında. Biz de tam bir oturalım kahve içelim diyorduk değil mi? Hadi bakalım hangisi kazanacak? Yalnız Serra Hanım okul dışında sosyalleşme olayına pek sıcak bakmıyor kardeşim. Uğraşma istersen ikna etmek için. Ay, sen herkesle sosyalleştin de ne oldu pardon? Dün yaşayarak gördük sonuçlarını. Ay oturalım işte Serra. Ayaklarıma kara sular indi zaten. Yani o zaman bir kahve içiyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. O zaman dışarıda ilk kez görüşmemizin şerefine. Evet, evet. Gel şöyle getir. Getir, getir. Tamam. Bakıyorum bir Instagram kolik daha. Anı ölümsüzleştirmek diyelim, tamam. Heh, çok güzel oldu. Serra, sen nasılsın? Yani dün bayağı olaylı bir gündü. Ya, öyleydi. Yani gerçekten sen de bayağı cesurmuşsun ama çat diye çıktın hemen çatıya kızı indirmeye. Ne oluyor be? Yok, önemli bir şey değil. Ya dün manyağın teki intihar etmek için çatıya çıktı da Serra da onu işte çıktı ikna etti yani aşağı indirdi. Bu mu yani sizin tek söyleyeceğiniz? Sizin için dünün özeti sadece çatıya çıkan manyak bir kız mı? Şimdi bir dakika ben. Ne o? Olaya bakış açımızı beğenmediniz mi Bayan Mükemmel? Nesini beğeneyim? İntiharına sebep olduğun için hiç mi üzülmüyorsun ya? Ne yapayım bana aşık olduysa? Kendi sorunu bana ne? Kimsenin duygularıyla oynamaya hakkın yok senin. Artık kıza ne yaptıysan. Ölümü göze aldı ya, ölümü. Almasaymış. Ruh hastası bir kız ki iki gündür tanıdığı adam için ölümü göze almış. Asıl ruh hastası sensin be. Kendinden başka kimseyi sevmeyen bir megalomana insanlık öğretmeye çalışıyorum ben de. Yeter be, yeter. Sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim.
Neye inanmak istiyorsan ona inan. Selim oğlum saçmalama. Bırak ya. Abi. Bunlar geç kalıyoruz biz de hadi. Yeter bu kadar lak lak. Yani kahve için de teşekkürler. Afiyet olsun diyeceğim. Hadi. Başka zamana diyelim. Çok memnun oldum. Ben de Pınar. Kızım ama gerildiniz ha Selim'le. Hem o intihar olayına bakayım. Çatı falan bir şeyler. Bir şeyi de doğru gün anlatmıyorsun ki anlayayım. Anlayacak bir şey yok çünkü Pınar. Selim efendi kızın birine mavi boncuk dağıtmış. Kızcağız da intihar etmeye kalkıştı. Kızım sizin okul ne eğlenceli be. Oğlanlar da anlatmasa bir şeyden haberim olmayacak sağ ol. Pınar, konu değiştirebilir miyiz lütfen? Bunu beğenmedim, elinizde başka ne var onu göreyim diyorsun yani. Yalnız Selim de Selim'miş ha. O ne demek şimdi? Acayip yakışıklı demek. Ayrıca çok karizmatik demek. Bir de bütün kızların neden peşinden koştuğunu gayet iyi anladım demek. Ay tamam anladım. Anladım uzatma yeter. Ay! Ay sen dedin ki kıymet yapamıyor be. Ne olacak canım? Evet yakışıklı deyiversen pulların dökülecek. Aa! Hoppa! Kırılan pulları unutmayalım beyler. Hoppa! Muhsin! Baba çayla masayı ya. Kuruttun bizi gözünü seveyim hadi ya. Hemen geliyor abi. Arş yaptın yapar var. Keyfin yerinde tabii. Tabii lan. Oynuyorsun oğlum ne bekliyorsun? Hadi oynuyorsun oğlum. Serra. Ne haber? İyiyim sağ ol sen. İyi Van'da ne yapayım? Babam yok. Dükkana bakıyorum. Ha, kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Lazım mı bir şey vereyim mi? Yok çok sağ ol. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırdır Bülbül? Sen her müşterinin arkasından böyle bakar mısın ha? Kimseye baktığım yok benim. Atma Bülbül, din kardeşiyiz. Adım Bülbül değil, Bülent. Yapma ya. Bülbül'ü beğenmediysen Düldül de diyebiliriz ha. Mesela benim adım da Barbaros. Ama herkes bana Barbar der. Ne yapacağız şimdi? Ha? Şimdi sen geç içeri. Bu kıssadan hisseden ne anladım diye bir düşün bakalım. Anladın mı? Bülbül efendim. Yürü lan! Anneciğim. Serra. Sürpriz. Aa bunlar ne? Arada bizim de sürprizlere ihtiyacımız var değil mi? Ay bana mı aldın yoksa inanmıyorum. Bakalım beğenecek misin? Serra abi çok güzel. Ah çok güzel. Şunun renklerine bakar mısın? Beğendin mi? Çok. Canım. Ay çok beğendim. Sırra çok güzel. Yalnız Yıldırım konağını unuttum sanma. Masa örtümüzün renklerine bakar mısın? Buna baka baka içimiz açılır bizim valla. Çok güzel kızım sen ser onu. Ay, ay çok güzel bu. Ama ben geç kaldım okula yetişmem lazım. Aa nereye? Ay giyeceğim bunları görmeyecek misin üstümde? Tamam diğerlerini de akşam gelince görürüm. Hadi kolay gelsin. Ay çok güzel.
Renge bakar mısın? İnanmıyorum Selim bugün okula gelebilmiş. Kız kim bilir ne halidir şimdi? Aynen. Adam gönül rahatlığıyla hayatına devam ediyor. Yok. Vicdanı rahattır umarım. Şş, gördün mü Selim gelmiş. Gel. Gel Serra. Hocam, Hülya'nın durumunu sormak için uğramıştım. Gel, gel otur. Çok daha iyi. Aslında ben ziyaret etmek istiyorum ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Yo, ben istersen uğrayabilirsin. Hülya'yı görmesen de ailesiyle görüşmüş olursun. Ben de zaten annesiyle irtibat halindeyim. Okul yönetimi olarak da elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ilettim kendilerine. Oğlunun hatasını düzeltmek size kaldı desenize. Pardon, pardon ben haddimi aştım hocam, kusura bakmayın. Yo yo, rahat ol. Ama olaylar pek de bildiğin gibi değil Serra. Yani aslında... Pardon, ben müsaitsiniz sanıyordum. Gelirim tekrardan. Gel Selim, gel. Sohbet ediyorduk sadece, gel. Nasıl gidiyor bakalım beraber ders çalışma seansları? İyi. 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 İyi anlaşabiliyor musunuz bari? Evet. İyi işte. Hocam ben müsaadenizi isteyeyim. İyi dersler. Şu geçenki kızdan haber var mı diye merak etmiştim ben. Var. Daha iyi. Ayrıca kendini suçlayacağın bir durumda yok Selim. Çay alabilir miyim? Merhaba Seray'da değil mi? Evet. Vallahi bravo. Kızı nasıl ikna ettin aşağı inmeye? Resmen okulun kahramanı oldun kızım. Acayip soğukkanlıydın. Helal olsun gerçekten. Ne söyledin? Nasıl ikna ettin? Bir sonra görüşürüz. Nereye? Aman bırak, boş ver. Tarafları kalkmış belli. Saçma sapan konuşma. Fazla bin alkışlar galiba. Yani gerek yok bu kadar uzatmaya. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi ben de seni daha fazla bunaltmak istemem. Ama istersen bir kahve içebiliriz. Hem zaten sabahki de yarım kalmıştı. Burak, hiç kahve havamda değilim desem. Yani çok doğrudur. Ama belki bana eşlik edersen senin de modun yükselir diye söyledim. Hem zaten bak, ben dün senin çatıya çıkmana da yardım ettim. Yani en azından bana bir kahve borçlusun. Ya siz ne hesaplı kitaplı tiplersiniz ya? Her yaptığınızın bir karşılığı mı olmak zorunda? Yani ben öyle demek istemedim ki. Ay, bravo. Hepinizi parmağında oynatıyor. Biricik. Seni gerçekten hiç çekemeyeceğim. Elini çabuk tutmazsan Serra ile olan ilişkin beceriksiz kediyle ciğer boyutuna kalacak. Sonra o ciğeri
başka bir kedi kapacak. Benden söylemesin. Ha bir de... bence kızımızın bir derdi var. Senin yerinde olsam önce onun ne olduğunu öğrenirdim. Unutma, dertlerin paylaşılması insanları birbirine yakınlaştırır. Sen de giyin. Ben de mi giyineyim? Evet. Bu akşam çok lüks bir restorandaymışız gibi yapacağız. Tamam. Giyineyim o zaman. Hadi. Nazlım sen miydin? Ne haber? İyiyim de annene baktıysan eğer ben gelmeden çıkmış herhalde. Yok onu sormayacaktım. Ya merhaba Nilgün Hanım şey... ya misafiriniz yolu bulamamış da. Ne misafiri? Burak. Burak. Merhaba. Merhaba mı? Senin ne işin var burada? Ben... benim... burada işim... ben... yani... aslında sen Serra... burada mı yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum. Da asıl soru bu değil. Senin ne işin var burada? Şey ben... aslında... tam... sokaktan böyle bir geçiyordum. He bir de konuşabilse anlatacak ama... ya ben tam işe gidecekken bir baktım bu. Ya Şaşkın Sepeliksin apartmanın önünde duruyor. E ne iş deyince seni sormaz mı? Ya ben de aldım buraya getirdim ya. Önce evin burası deyince inanmadı. Yanlışım vardır dedi ama. Doğruymuş. Şey yani benim aslında bu yakınlarda bir randevum vardı. Bu yakınlarda? Bu yakınlarda. Ben onu... randevuya gelirken işte arabayla geçiyordum. Ondan sonra bir baktım. Bütün popüler mekanlar buradadır değil mi Serra? Yani bütün sosyete buradan sorulur zaten. Nazlım. Daha fazla uzatma istersen. Ama yani... Tamam. Hadi sen işe geç kalmıyor musun hem? Ayar vermeden de duramaz pabucumun kenarı. Serracığım, arkadaşın kapıda kaldı. İçeri davet etmeyecek misin? Yok, ben hiç size rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu canım?
buraya kadar gelmişsiniz. Hadi Serracığım. İyi hadi geç.